Geçen videonun hızlı bir tekrarını yapalım. Bu garip şekilli borumuz vardı. Giren akışkanın ilk hızı V1, bu uçtan içeri doğru uyguladığı basınç P1'di. Tüm giriş alanına A1 demiştik. Borunun çıkışında ise yine aynı değişkenler vardı, tabii ki. Ama indisleri 1 değil de 2 idi. Geçen videodaki düzenimiz buydu. Hareket noktamız, hareket noktamız enerjinin korunumuydu. Sistemin bu noktasından giren enerji, sistemin çıkışındaki enerjiye eşit olmak zorundaydı. Verilenleri kullanarak bu eşitliği elde ettik. Göründüğü kadar karmaşık değil aslında. Sisteme giren iş, basınç çarpı verilen sürede içeri giren akışkanın kütlesi bölü sıvının yoğunluğuna eşitti. Burası potansiyel enerjiydi. Bildiğimiz MGH formülü. Kütle bu akışkan sütununun kütlesiydi. Yani t sürede ne kadar iş yapılır sorusundan hareket ettik. Bu şekilde düşünün. T sürede ne kadar enerji aktarılır. Verilen süre için kinetik enerji, buradaki sıvının kütlesi çarpı hızının karesi bölü 2'ye eşitti. Bu da bildiğiniz kinetik enerji yani. İşte tüm bunların son enerjiye eşit olması gerekiyordu. Bu son iş, yani su kütlemizin çıkış ucunda yapabileceği iş miktarı. Bu arada unutmayın, suyun buradaki ve buradaki hacimleri de birbirine eşit. Herhangi bir t süresinde buradan giren suyun hacmi neyse, buradan çıkanın hacmi de odur. O yüzden bu uçtaki silindirin daha uzun olması beklenir. Çünkü su daha hızlı ilerliyor olacak. Yani çıkış noktasındaki silindir daha uzun. Ama içerdiği suyun kütlesi de hacmi de ilk silindirinkiyle aynı. Aynı süre zarfında buradaki su kütlesinin yapacağı iş çıkış basıncı ile su kütlesinin çarpımı bölü suyun yoğunluğuna eşit. Çünkü yoğunluk değişmiyor. Artı bu su sütununun kütlesi bu su sütununun kütlesi ki bu sütunun kütlesine eşittir çünkü hacimle de değişmiyor. Yoğunluk da değişmediğine göre tabiatıyla kütle de değişmez. Ama bu noktadaki potansiyel enerji daha yüksek olacaktır, değil mi? Çünkü suyun yüksekliği h2 kadar ve h2, h1'den daha yüksek. Kinetik enerji ise bu akışkanın kütlesiyle hızının karesinin çarpımının ikiye bölümü kadar. O zaman burası son potansiyel enerji, burası da son kinetik enerji ve bu iki taraf birbirine eşit. Şimdi buna Bernoulli denklemi deniyor. Ama önce gelin ihtiyacımız olmayan değişkenlerden kurtulalım, şu denklemi bir sadeleştirelim. Her iki tarafta da ortak olan çarpanlar birbirini götürecek. Her iki tarafı da m'ye bölelim. m'ler gider. Ayrıca yoğunluğun paydada olması da hoşuma gitmiyor. Denklemin her iki tarafını da yoğunlukla çarpalım. Elde ettiğimiz sonuç, şöyle janti, çok şık bir renkle yazayım. Giriş basıncı, iki tarafı da yoğunlukla çarptığımız için paydada yoğunluk olmayacak. Artı rho, çarpı g, çarpı h1, yani ilk yükseklik. Artı rho, çarpı v kare, bölü 2. Bu tarafı da rho ile çarpmıştık. Ha, burası ilk hız olacak çıkış basıncı artı yoğunluk çarpı yer çekimi ivmesi çarpı son yükseklik. İndis olarak ne kullanmıştık? 2, değil mi? Hepsi aynı olsun. Basınç 2, yükseklik 2. Artı rho çarpı son hızın karesi bölü 2. İşte bu Bernoulli denklemi. Şunu söylemeliyim ki bu denklem çok işimize yarıyor. Mesela yüksekliğin sabit olduğunu varsayalım. Ortadaki terimleri görmezden gelebiliriz. Yükseklikler sabit. Hızım arttıkça tüm burayı sabit varsayıyorum, basıncım düşecektir. Düşünün, yükseklikler sabit. Yani bunlar değişmiyor. Bu terim arttığında basınç azalmak zorunda. Aynı şekilde basınç artarsa da hızın azalması gerekiyor. Tabii burada Roy'u Görmez'den gelerek biraz biraz sezgisel, biraz içgüdüsel davranıyoruz. Diğer türlü bakınca çok daha makul geliyor. Hız artarsa basınç azalır. Aynı şekilde basınç artarsa da hızın azalması gerekiyor. Hız artarsa basınç azalır. Uçakları uçuran ya da ne bileyim bir sürü güzel şeyin olmasını sağlayan da bu. Birazdan daha ayrıntılı inceleyeceğiz. Şimdi bakalım. Biz Bernoulli denklemini kullanarak dişe dokunur, işe yarar bir şey yapabilecek miyiz? Ve bu arada bu denklemi ezberlemeniz lazım ve ezberlenmesi de o kadar zor değil. İşte burada basınç var. Burada potansiyel enerji. Ama kütle yerine yoğunluk gelmiş. Burada da kinetik enerji var. Tabii artık kinetik enerji değil çünkü bunda da kütle yerine yoğunluk yazdık. Artık bunu bildiğimize göre Hadi gelin bir problem çözelim. Denklem burada kalsın. Muhtemelen daha ezberleyemediniz. Ha, ha Evet. Ama geri kalan her şeyi silelim. Evet. Denklem silinmesin. Şu kalıntıları da temizleyeyim. Şimdi diyelim ki bir bardağımız var. Bir saniye çizeyim hemen. Şöyle mor bir bardağımız olsun. Hatta üstü de kapalı olsun. Üstü kapalı. İçinde de bir tür bir akışkan var. İçinde de bir, bir akışkan var. Kırmızı bir akışkan var. Evet, hepsini doldur demedik. Neyse, bardağın içinde bir akışkan var. Bu kısımda hava olmadığını varsayıyoruz. Yani burası vakumlu. Diyelim ki yüzeyin H metre aşağısında, H metre aşağısında bir delik açıyoruz. Akışkan dışarı fışkırmaya başlıyor. Soru şu, akışkanın çıkış hızı nedir? Tabii yüksekliğe bağlı bir fonksiyon olarak, şimdi size, size başka bir şeyden bahsedeyim. Bu deliğin alanı A2 olsun. Suyun yüzey alanına da A1 diyelim. Ve diyelim ki deliğin alanı o kadar küçük ki, yani A2 o kadar küçük ki, mesela A1'in binde biri kadar, binde biri yani bardaktaki deliğin alanı suyun yüzey alanından çok çok küçük. Şimdi bakalım buradan hareketle çıkış hızına dair neler söyleyebileceğiz. Şimdi Bernoulli denklemi diyor ki, ilk basınç artı ilk potansiyel enerji artı ilk kinetik enerji eşittir. Özetle aynılarının yani basınç, potansiyel enerji ve kinetik enerjinin son değerlerinin toplamına eşittir diyor. İlk basıncımız nedir? İlk basıncımız, yani bu noktadaki basınç, üstünde hava veya akışkan olmadığından sıfır. İlk yüksekliğimiz nedir? Bu arada deliğin sıfır yükseklikte delindiğini varsayıyoruz. Yani yükseklik eşittir sıfır. O halde ilk yükseklik, yani h1, h'ye eşit oluyor. Bu yükseklik sıfırsa, burası h olur. Peki ilk hızımız nedir? Süreklilik denkleminden de bildiğimiz gibi, ilk hızla giriş alanının çarpımı, son hızla çıkış alanının çarpımına eşittir. Ayrıca şunu da biliyoruz ki, çıkış alanı, giriş alanının binde biri kadar. O halde ilk hız, çarpı ilk alan, eşittir, son hız, çarpı ilk alan, bölü bin. Her iki tarafı da a1'e bölersek, ilk hız, eşittir, son hız bölü 1000. Bunlar Bernoulli denkleminin sol tarafındaki 3 giriş değeri. Peki sağ tarafta neler olup bitiyor? Mesela P2 kaçtır? Yani bu noktadaki basınç nedir? Evet yine çok uzattık. Bir sonraki videoda kaldığım yerden devam edeceğim bir yere ayrılmayın.